Selamun aleyküm arkadaşlar aleyküm selam Ne haber şimdi arkadaşlar Kişu 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 şiba sağ kulvardan kişu geliyor sol kulvardan şiba geliyor Ne olacak bu köpek koyunlar Bu köpek koyunlar ne zaman ele verecek Veya bu köpek koyunlar ne zaman düşecekler Ne zaman bizim çilizimize bit torrentimize holomuza xrp'mize dogemize ne zaman sıra gelecek arkadaşlar Bunları konuşacağız Şimdi son durum ne? Son durum Shiba'daki gibi kişi da ilk direncine takıldı arkadaşlar. Ne yapabilir? Buradan düşüyoruz mu? Buradan yere mi çakılıyoruz? Buradan elimize mi verdiler? Buradan batıyoruz mu? Ne olacak? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kişi da daha fırlamadan önce üç gün önceki dört gün önce miydi neydi o tarihteki bir videom var nedir bu kişi diye onu inceleyebilirler arkadaşlar aynı bu grafik vardı. Bu yeşil mumlar unutun o grafikte. Burası daha yoktu piyasada. Bunları paylaştık. İlk hedefimiz dedik 049. Sonraki hedef 0069 falan filan bir sürü sıfır var. Siz anlayın gerisini. Şimdi düşüyoruz mu? Ne olacak? Arkadaşlar şöyle baktığımda kişi şu da ilk direncine takıldı. İlk direnci neresi? O bir sıfır atmış. Bir bu? Neyse. 99'da kalmış. 000 vesaire vesaireye 99 burada bir direncimiz oluştu. Buranın kırılmadığı sürece, üstünde 4 saatlik kapatmadığı sürece arkadaşlar yükseliş beklemiyorum. ama düşecek mi? Ne olacak? Orası belirsiz. Şimdi arkadaşlar benim beklentim aynı Shiba'daki gibi. Ya böyle bir filama sonra devam, retest, kapanış, zıng, uzay. Ya olmazsa, olmazsa ne olur arkadaşlar? Hemen gösteriyorum. Olmaz ise ne olur? Şimdi demeyin ya düşecek ya çıkacak. Kardeşim olacakları söylüyorum. Dirence takılmış. Burada ne olacak? Ya düşecek ya direnci kırarsa çıkacak. Belirsiz ortadayız. Çıkmış 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 durmadan çıkmış çıkmış. Milleti zengin etmiş. Dipten toplayanları milyoner etmiş. Artık direnç. Yani para kalmadı. Hacim yapacak para yok. Ya düşürecekler alttakın alım fırsatı verecekler. Bizim gibi bekleyenlere. Bizim gibi derken yani almak için sırada bekleyen bir sürü adam var arkadaşlar. Şimdi ya da şöyle bir <laughs> proje de olabilir. Böyle 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 tepe, böyle, böyle 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 tepe, alçalan tepe 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 dibe kadar indirebilirler arkadaşlar. Peki indirmezlerse ne olur? Indirmezler ise de şöyle bir filama direnç kırılıyor, retestini yapıyor. Üstüne 4 saatte kapatıyor ve uzay arkadaşlar. Nereye gideceği belli değil. Artık oralarda direncimiz yok. Şimdi sayımıza bir bakalım. Aresay'da neler var neler yok. Burada değil. Aresay. Stokastik Aresay. Gel buraya. Sen değil. Sen. Evet Aresaya baktığımızda arkadaşlar 100'e daha yakın. 0 ile 100 arası 100'e ne kadar yakın olursa hep aynı şeyi söylüyorum. 100'e ne kadar yakın olursa yükseliş potansiyeli var. Güçlü bir şekilde yükselmeye hazır demektir. Ne kadar sıfıra yakınsa düşüş o kadar çabuk gelecek. Düşüş çok güçlü olacak. Düşüş trendine girecek. Bu demektir. %100 tutar mı? Hayır arkadaşlar %100 tutmaz. Çünkü bu shitcoin'lerde acayip bir balina yoğunluğu var. Balinalar, balıklar. Hamsileri içine mi alacak? Hamsileri yutacak mı? Ne olacak? Bilmiyoruz. Balinanın biri lap diye satarsa yerin dibine girer arkadaşlar. Tehlikeli. Tehlikeli. Buradan sonrası tehlikeli. Hodl yapana tehlike yok. 3 sene tutarım diyene tehlike yok arkadaşlar. Ama anlık al sat yapayım dersen tehlikeli. Şimdi gelelim stokastik araysay. Yok. He, güç göreceli araysay. Neyse. Şimdi stokastik araysaya bakalım arkadaşlar. Orası ne yapmış? Sat mı vermiş? Al mı vermiş? Bunu silmeden olmuyormuş ya. Pardon. al vermiş arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Yolculuğumuz neresi? Şu üst bandın kırılımıyla yükseliş devam eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şurası. Şu an kaçta? Şu an kaçta? 66 66 evet. Şu üst çizginin kırılımıyla yükseliş devam eder diyorum. Bilenler takip etsin arkadaşlar. Şu an RSI'da güzel Güç Göreceli Endeksimiz de güzel. Arkadaşlar şu an her şey güzel duruyor ama 3-5 balinanın eline bakıyoruz. Bu da bir gerçek arkadaşlar. Bu hayatın gerçeği. O balinalar sayesinde şu an paramıza para kattık. Eğer ki doğru yerde çekmez isek veya stop koymaz isek o balinalar verdiklerini ve sizin ana paranızı elinizden alacak arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Burada bir tepe oluşmuş. Burada bir tepe oluşmuş. Şiba'daki gibi burada bir tepe oluşmuş. Bu tepenin kırılımı Rites ve Zurna'nın zarttı diğer uzay arkadaşlar. Eğer ki kırılmazsa yavaş 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 ele vermeye hazırlar arkadaşlar. Bollinger bandımıza bakalım. Bollinger bandı bize ne söylüyor kısa vade için? Bollinger bandımız. Bollinger bandımızın bütün çizgilerinin üzerindeyiz. En üst çizgiden destek alıyoruz şu an. Bu güzel düşüşte gidebileceğimiz nokta neresi? 47. 47'ye kadar düşer arkadaşlar. 47 alt band 47 oranın kırılımıyla neresi? 34. Oranın kırılımıyla da artık görmek istemeyeceğimiz yerler. 4 saatlik bakalım arkadaşlar hemen 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 4 saatlik ki şu ki şu ne yapacak şu Evet 4 saatlikte üst banttan satış yemiş direncin olduğu yerden arkadaşlar şimdi EMA 9'un üzerinde tutunmaya çalışıyor oranın kırılımıyla Oranın kırılımıyla ne olacak ralliye devam mı batıyoruz mu 66'ya gelir kısa vade arkadaşlar orta bantta tutunamaz ise alt bant hedef olur Hedef olduğu zaman 27'lere kadar bizi sürükler. Buralarda hiç kimse görmek istemez arkadaşlar. Şimdi direncimize çarpmış. Ne olmuş burada? Burada ne oldu? Direncimize çarpmış, geri dönmüş, yukarı çıkmış, zorlamış, zorlamış olmamış. Geri dönmüş. Bir daha denemiş daha yarı yola gelemeden. Yarı yola gelemeden Geri bir düşüş yaşamış. Şimdi EMA 9'umuzun üstünde tutunuyor arkadaşlar. 4 saatlikteki grafik bize hiçbir şey açıklamaz. Biraz daha, biraz daha uzun vade. Uzun derken şöyle bir anlık olarak 2-3 gün balinalar durursa eğer ki şu an sıkıntı yok arkadaşlar ama dikkatli olmakta fayda var. Çünkü ilk dirence çarptı. İlk dirençten sonra geri düştü. Şu an oralarda kararsız bir şekilde bekliyorum. Neyse arkadaşlar rallye devam rallye devam buradan parayı alanlar başka dipteki coinler var bir sürü coinimiz var arkadaşlar vrx'ler slp'ler bakeler <laughs> Fan tokenler var bunlar çok değerlenecek arkadaşlar şimdi söylediklerim yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ki şudaki nokta atışımızı değerlendirenlere önceki videoyu izleyip dediğimiz yerde alıp dediğimiz yerde satanlara dediğimiz yerde satmayıp daha fazla kar edip de hala satmayanlara bol kazançlar dikkat edin stopları koyun balinalar var balinaların ne yapacağı hiç belli olmaz verdikleri parayı geri kazanırlar arkadaşlar dikkat 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 son kez söylüyorum dikkat herkes Allah'a emanet söylediklerim yatırım tavsiyesi değil Görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Öpüyorum.